Arkadaşlar merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bu videomda yine uzun zamandır sardunyalarımı size gösteremiyorum, çekemiyorum. Daha doğrusu çok sık video çekemiyorum ben. Bir bebeğim var biliyorsunuz, onunla uğraşıyorum. Artık yürümeye de başladı, balkona da çıkıyor, çiçekleri de görüyor, seviyor, koparmaya çalışıyor, bazı teşebbüsleri de bulunuyor. Özellikle sukulentlerin böyle küçük saksısı olanlara böyle ilgisi var. Ve sabah bir tane sukulentimi çektiği gibi eline aldı. Allah'tan bir şey olmadı, koparamadı da. Yani böyle her gün macera dolu bizim balkon. Çiçekleri de böyle biliyor artık, seviyor yani. İlgisi çok var. Çocuk çiçek göre göre balkona çıktığında artık her yerde çiçek var. Mesela dışarı çıktığımızda da onun dikkatini ilk bitkiler çekiyor. Böyle değişik bir şey oluştu onda. Bitki algısı gelişti yani. Bu şekilde arkadaşlar, şimdi size sardunyalarımı göstereceğim. Arkadaşlar sıcaklar bizi mahvetti. Yani bitkiler, biz dayanamıyoruz. Bitkiler nasıl dayansın bu sıcaklara diyorum. İnanın iyi bile dayanıyorlar. Çünkü aşırı derecede sıcaklar yakıyor. Bildiğiniz yakıyor yani. Bir de bizim burada bir nem var. Yani anlatamam size. Bunu yaşamanız lazım. Trabzonlu olanlar bilir. Trabzon'un nemi, ben iddia ediyorum, kesinlikle farklı yani, hiçbir yere benzemiyor. Belki Rize bir tık aynı olabilir ama İstanbul'un nemiyle buranınki çok farklı arkadaşlar. İnanın çok yapış yapış, bunaltıcı, yorucu bir nemi var Trabzon'un. En yoğun havalardayız. Temmuz ayı gerçekten bizim için çok zor aylardan bir tanesi. Neyse ki 18 günü geride bıraktık, çok az kaldı. Ağustos ayının yarılarından sonra biraz daha hava yumuşuyor. O yüzden hani Ağustos ayı 15 gün falan, yani önümüzde bir aylık süreç var. Bizi yoracak, bunaltacak. Ondan sonra okullar başlıyor zaten. Şimdi benim bu kızım arkadaşlar, videomu izleyenler, videolarımı takip edenler biliyordur. Bu böyle bir tür renkli, iki renkli böyle arkadaşlar. Ortası bu şekilde fuşya, kenarları pembe bir sardunya. Bu bir bodur türde bir sardunya. Arkadaşlar bu çok güzel çiçek açıyor. Sürekli çiçek veriyor. Bakın şurada da bir çiçeğimiz var. Yani şurada da var. Sürekli tomurcuklu bir tür. Çok sevdiğim bir tür gerçekten. Şuraya bakın, şöyle göstereyim size. Şu çubuğu da tutayım. Her zaman çiçekli. Normalde sardunyalar yaz aylarında çok çiçek açmıyor. Daha doğrusu açamıyor aşırı sıcaklardan dolayı. Ama ben mesela bazen geziyorum. Gezdiğim yerlerde de ben balkonlara çok dikkat ederim. Bazı balkonlarda o kadar güzel çiçekler görüyorum ki içim açılıyor. Diyorum ki helal olsun, çok güzel çiçekler açmışlar. Bu da böyle arkadaşlar, çok güzel bir tür yani, bodur tür. Bodur türleri de ayrıca seviyorum ben. Çok böyle ağaçlanıp dallanmıyor ama çok bol çiçekler açan türler. Yine özel tür ıtırım. Şöyle Angel Eyes diye bir tür bunun ismi. Arkadaşlar benim sardunyalarım, bakın yaprakları yemyeşil. Bahar ayındaki gibi yani, görüntü olarak yapraklarının ne diyeyim, durumu çok iyi, vaziyeti çok iyi. Çünkü her gün suluyorum neredeyse. Sulamalarını ihmal etmiyorum. Toprağa kurudukça sürekli su veriyorum ki böyle yaprakları canlı ve fresh olsun. Yani böyle güzel olsun. Çünkü yaz aylarında çok susuyorlar arkadaşlar. 1-2 gün ihmal ettiniz, bu yapraklar gider, dökülür gider yani. Yeni sürgünler vermez. Bakın şu hep yeni sürgün dolu. Tamam çiçekleri yok ama yeni sürgünleri, birçok yeni sürgün vermiş her yerinden. Bir de gece bu tarafa bir yağmur yağmış. Üzerinde görüyorsunuz, damlacıklar var. Bu gece uzun süre sonra ilk defa yağmur yağdı. Şurada da bir güzel kız var. Arkadaşlar bu da çiçek açtı. Bakar mısınız? Çok tatlı. Ben bu türü çok seviyorum. Özel bir tür bu. Nar çiçeği tonunda böyle. Aslında tam rengi inanın ki yansımıyor. Ne hangi açıdan çeksem diye uğraşıyorum. Böyle çok güzel bir rengi var. Kocaman ortanca gibi bir böyle formu var çiçeğinin. Harika bir rozeti var. Bunu da Öykü, kızım şöyle bir tuttu. Koptu zannettim. Ama kopmamış. Yeniden hayat buldu diyebilirim. Çünkü böyle bir tuttu,
koparma teşebbüsünde bulundu, elinden aldım. Çok şükür bir şey olmadı. Böyle arkadaşlar, burada da yine lila rengi olan bir türüm var. Şu pembe olan türüm. Bunlar da yine birer tane çiçek açmışlar. Ceylanlarda çok fazla çiçeğim yok. Şunu göstereyim. Ceylan olarak şundan var arkadaşlar. Bu türümü de çok seviyorum. Ayrı güzel. Bu da yeni sürgünler verdi. Yeni sürgünlerle birlikte yeni çiçekler de verdi. Kuruyan çiçeklerini tabii ki kesiyorum. Kuruyan yaprakları kesinlikle koparıyorum arkadaşlar. Üzerinde bırakmıyorum. Şimdi size özel türümü göstereyim. Bu Apple Blossom diye bir tür arkadaşlar. Böyle rengarenk bir tomurcuğu var. Rozeti var. Pembe, beyaz, pembenin tonları böyle karışık. Birçok tomurcuğu da var. Bakın şu da Apple Blossom. Burada. Evet arkadaşlar, bu gerçekten çok güzel bir türmüş. Özel tür, ben bunu bu sene almıştım arkadaşlar, fidesini. Ama bol tomurcuklu, bol çiçek açan bir tür. Ve saksısını da sevdiğini düşünüyorum. Bakın her yeri tomurcuk dolu. Aynı ilkbahar gibi coşkulu açıyor. Bu ilk çiçeğimiz arkadaşlar bu arada. Henüz hiç çiçek açmamıştı bu zamana kadar. Yeni açtı çiçeğini. Böyle çok güzel, çok zarif çiçeği var. Her yerinden de şöyle tomurcuklar geliyor. Kocaman bir fide oldu bu sene almama rağmen. Gerçekten küçücük bir şeydi bu arkadaşlar, şu kadardı. Fidesi bayağı bir büyüdü. Ben bunlara bahçe toprağı kullanıyorum, biliyorsunuz ki. Bunda bir sorunum yok arkadaşlar. Sadece şu rokoko sardunyam, bu da özel türdü biliyorsunuz ki. Bunun da aslında yine tomurcuğu var ama yapraklarında bakın şöyle görüyor musunuz, sararmalar oluşmaya başladı. Bakın şu sapsarı hatta. Ben buna geçen sene yine böyle bir sardunyam olmuştu. Pasta suyla tedavi etmiştim. Pasta su vererek yaprakları yeşile dönmüştü. Buna da deneyeceğim arkadaşlar. Eğer işe yaramazsa saksısını değiştireceğim. Çünkü bunun saksısı metal bir saksı. Metal saksıyı sevmemiş olabilir belki. Plastik saksıyı almayı düşünüyorum. Eğer devam ederse aynı şekilde. Bakalım, göreceğiz. İnşallah işe yarar. Burada yine canan sardunyalarım var. Şurada yine çok güzel bir türüm var arkadaşlar. Bunun renk tonuna ben bayılıyorum. İnanılmaz güzel, gerçekten harika görünüyor. Bu da özel bir tür. Neydi? Bunny Ice, Cherry Ice herhalde ki ismi. Bunny Cherry Ice diye bir ismi vardı. Gerçekten bu da çok tatlı bir tonda açıyor. Böyle kenarları, kontürleri falan çok güzel oluyor. Küçücük bir tomurcuk açmış buradan. Şurada sanırsam yine bir tomurcuğu daha var. Açacak inşallah. Ama şu haliyle size gösterebilirim. Ben arkadaşlar sardunyaların konumunu yağmur suyu alsın diye buraya taşımıştım. Hepsi burada benim sardunyalarımın. Bayağı bir fidem var gördüğünüz gibi. Yan yana böyle düzdüm. Gece de zaten yağmur yağmış. Bu tarafa da vurmuş. Gerçekten işe yaradı yaptığım şey. Çünkü yağmur suyu bitkilere çok iyi geliyor. Ben buna inanıyorum gerçekten. Ve bitkilerim de bundan mahrum kalmasını istemiyorum. Onları çok seviyorum. Sevdiğim için önemsiyorum. Ve uğraşıyorum da arkadaşlar. Bakalım, göreceğiz nasıl olacağını. Şunu da arkadaşlar bakın, bu benim paskalya ya da yılbaşı kaktüsü, bilmiyorum. Eczaneye gitmiştim bir tane. Eczanede böyle pembe açmıştı bu. Şu kadarcık almıştım oradan rica edip. İnanın şu kadarcıktı. Önce ben bunu köklendirdim. Ondan sonra toprağa diktim. Şöyle bir sardunyamın dedim köşesinde sokuşturayım. Ben orada onu suladıkça o da faydalanır. Bakın artık büyüdü. Kocaman oldu. Yani büyümeye de devam ediyor. Yeni bir sürü yaprak çıkarıyor. Bakalım, göreceğiz. Şu anda almayacağım ama biraz daha büyüyünce saksısını değiştirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Çok güzel oldu. Büyüdü, gelişti burada. Ve arkadaşlar, mum çiçeğimi göstermek istiyorum size. Çünkü beni çok heyecanlandıran bir gelişme oldu. Mum çiçeğimde arkadaşlar bazı tomurcuklar var. Bakın göstereyim hemen size. Bakar mısınız? Bunlar çiçek olacak. Çok heyecanlıyım. Gerçekten çok heyecanlıyım. Çünkü ben bu çiçeği çok seviyorum. İnanılmaz güzel bir çiçek. Kokusunun da çok güzel olduğunu söylüyorlar hep. Aşırı merak ediyorum. Bu bana arkadaşım, hatta çok sevdiğim bir arkadaşım, dostum. Yani her şeyim, üniversiteden birlikte yoldaşlık ettiğim bir arkadaşımdan hediye geldi. Onun annesinin varmış. Samsunlu arkadaşım. Oradan getirdi bana. Samsun'dan getirdi bunu. Samsun'da zaten
Çok seviyorum. Okuduğum şehir benim için çok özel. Oradan geldi bu fide. Gerçekten çok heyecanlıyım. Bir sürü tomurcuğu da var ayrıca. Bakın şurada var bir tane. Şöyle küçük. Şurada var. Bunlar da bunun gibi olacaklar arkadaşlar. Böyle gelişecekler ve üzüm salkımı gibi görünecek. Sonra da çiçek açacaklar. Şurada da var. Yani bir sürü tomurcuk görüyorum şu anda. Çok heyecanlıyım o yüzden. Umarım çok güzel olur. Açar, büyür, kocaman. Size de gösteririm, çekerim diyorum. Ve mum çiçeğimle videomu kapatayım arkadaşlar. Aa durun, size şeyi de göstereyim. Bir tane kaktüsüm açtı bugün. Onu da göstereyim. Ondan sonra videomu kapatayım. Arkadaşlar bu benim panda kaktüsüm. Şöyle göstereyim. Dışı böyle panda kaktüs deniliyor buna. Çiçeği bu şekilde beyaz ama muhteşem bir kokusu var. Böyle temizlik kokusu gibi kokusu var. Çok güzel bir çiçek açtı. Onu göstermek istedim size arkadaşlar. Harika. Bir de şurada leş kaktüsüm var. Onu da göstereyim. Bu inanılmaz böyle güzel minik minik böyle bordo renk çiçekleri açtı her yeri. Bunun saksısını kesinlikle büyüteceğim. Kocaman bir saksıya dikeceğim. Koca bir saksı olsun. Baksanıza ne kadar bol tomurcuklu. Hala daha tomurcuklar geliyor. Çok şükür ya Allah'ım. Çok güzeller. Yani inanılmaz güzel. Şu görüntü beni çok mutlu ediyor. Harika bir görüntüsü var. Böyle arkadaşlar videoyu artık kapatayım. Çok uzun oldu, sizi de çok tutmayayım. Kendinize çok iyi bakın. Videomu izlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız da çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.